Merhaba arkadaşlar, ben Sezar. Bu videoda kalp küp, yani bu küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Bu kalp şeklinde böyle bayağı güzel bir küp. Bu da YJ olabilir, markasını hatırlamıyorum. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama bu da güzel bir küp. Şöyle üç katmanlı, üst taraf dönüyor falan şöyle. Alt katman, şu sağ katman şöyle dönüyor. Bu sol katman. Şurası da orta katman. Şurası da orta katman. Üç katmanlı bir küp. Yani 3x3 gibi çözülüyor. Hatta şöyle gösterelim. Şu kısmı 3, üst katman kabul edelim. Şu kısmı üst katman kabul edelim. Burada 9 tane parça var. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Merkez parçası burası. Artıyı böyle yapıyoruz. Şunlar da köşe parçası. Eğer böyle tutarsak. Şöyle tutarsak. Böyle tutarsak. Şu merkez parçası. Şu artının ucu. Şunlar da köşe parçası. Bu şekilde düşüneceğiz. Burada artıyı yaparken şu artının kısa ucuyla bu artının kısa ucu aynı parça. Yani bunu buraya da koysak olur, buraya da koysak olur. Ama üst taraftaki şu merkez parçasına uyum sağlamıyor. Ama bu buraya da uyuyor, buraya da uyuyor. Ona dikkat edeceğiz. Bu da aynı şekilde artının uzun ucu. Bu da buraya da uyuyor, buraya da uyuyor. Bu da aynı şekilde. İkisi yer değiştirse de fark etmiyor. Ama buraya uyum sağlamıyor. Ama şekil olarak uyuyor. Buna dikkat edeceğiz. YJ'di galiba markası, hatırlamıyorum ama kalp küp. Bunun farklı renkleri de var. Mavisi var, pembesi var. Ben kırmızıyı tercih ettim. Kırmızı güzel duruyor. Bunun nasıl çözüldüğüne göz atacağız. Bunda şöyle bir durum var. 3x3 gibi çözülüyor ama iki tane pariti var. Birinci pariti Fisher küpteki artı paritisi. Yani diyelim ki şu katmanı yaptık. Ters çevirdik. En son bu katman kaldı. Bu katmanda şu artının uçlarından bir tanesi şu veya şu veya şu veya şu, bunlardan bir tanesi pariti gelebiliyor. Yani böyle dikey duruyor. Aynı Fisher küpteki gibi. Çözümü de Fisher küpteki parite algoritmasıyla aynı. Bir de bir pariti daha var. O da iki köşe paritesi. Son katmanda şu iki köşe ya da şu iki köşe ya da şu iki köşe ters durabiliyor. Void küpte de var aynı durum. 4x4'te de var aynı durum. Ama bunun çözümü bayağı farklı. Ama kolay. Ya iki köşe paritesi geliyor ya da artı paritesi geliyor. Ya da ikisi birden geliyor ya da hiçbirisi gelmiyor. Ya da birisi geliyor, birisi gelmiyor. Yani duruma göre değişebiliyor. Onu biz karar vermiyoruz tabii. Şansımıza. Şimdi bunu bir karıştıralım. Nasıl çözüldüğüne bir göz atalım. Ama genel olarak 3x3 gibi çözmeye çalışacağız. Çünkü 3x3 gibi çözülüyor. En sonunda parite gelirse de parite algoritmalarını yapacağız ve küpü çözümü ulaştıracağız. Bir de en son katmanda bir durum daha var. Onu da en son göstereceğim. O biraz zor. Ben bile bazen çözemiyorum yani. Çünkü onun nasıl olduğunu da henüz çözemedim. Bazen çözüyorum ama tesadüfen çözülüyor. Nasıl çözdüğümü bilmiyorum. Onu en son anlatacağım. Şimdi bir normal bir çözüme başlayalım. Önce bir karıştıralım. Aynı 3x3 gibi çözmeye çalışacağız. Çünkü bu da bir shape shifter olduğu için, her katmanda 9 parça olduğu için aynı 3x3 gibi çözülüyor. Şu an bir karıştıralım. Diyelim ki karıştırdık. Şöyle garip bir şekil çıkıyor ortaya. Bunu nasıl çözeceğiz? İlk önce bir katman belirleyeceğiz. Oradan artı yapacağız. Diyelim ki üst katman şurası olsun. Böyle tutuyorduk. Burası olsun. Şimdi bakalım. Bir artı yapalım ilk önce. Şu artı düzgün olmuş. Bu kısa uç düzgün olmuş. O zaten belli. Artının diğer uçlarını yapalım. Şöyle bir kaldırsak. Bu denk gelmiyor. Şöyle yapsak. Mesela artının bir ucunu yaptım ama düzgün olmadı. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Tam denk gelmiyor çünkü şu. Demek ki bu parça buraya ait değil. Şöyle bir yön değişikliği yapıp buraya deneyelim. Buraya da ait değil. Buraya da uymadı. Demek ki bu parça buraya ait değil. Ama şu uydu.
Bu buraya ait. Çünkü düzgün bir şekilde şöyle parmağımızla kontrol ediyoruz. Düzgün bir şekilde artının yatay ucu oldu şu anda. Diğer uçlarına bakalım. Mesela bu buraya uymadı. Kısa uç buraya uymadı. Buraya uymadı. Bu buraya ait değil demek ki. Başka bir kısa uç getirmemiz lazım. Bakalım. Şu diğer uzun ucu bir yapalım. Bu da uymadı buraya. Şöyle yapıyoruz. Artının uçlarını yapmaya çalışıyoruz. Sadece şu uydu. Bir de karşıdaki uydu. Ama karşıdakinin de yeri farklı. Şöyle tutmamız lazım. Bu uydu. Evet bu da uydu. Şu ikisi karşılıklı olarak uydu. Ama şu uymadı. Bu da uymadı. Demek ki farklı bir tane artının uçunu getirmemiz lazım. Şuna bir yön değişikliği yapalım. Alttaki ucu getirelim. Bu da olmadı. Başka bakalım. Bunu getirelim. Bu da olmadı. Şunu getirelim. Evet bu oldu. Yok bakalım. Evet oldu gibi. Olmadı gibi. Tam da belli olmuyor. Olmadı yok bu olmadı. Yön değişikliği yapalım üst katmana. Şöyle deneyelim. Yine olmadı. Bu da olmadı. Artının sadece karşılıklı iki ucu oldu şu anda. Sağ ve sol ucu olmadı. Yani parçalar denk geliyor ama tam oturmuyor. Demek ki başka bir parça getireceğiz oraya. Bir yer değiştirelim şöyle. Şu anda oldu evet. Şu kısa ucu oldu. Bu uzun ucu oldu. Şuradaki kısa ucu oldu. Sadece şu uzun uç kaldı. Şu olabilir. Buna bir şöyle bir yapalım. Şu parçayı yatay hale getireceğiz. Ortayı aşağıya indiriyoruz. Altı iki kez sağa çekiyoruz. Ortayı yukarı kaldırıyoruz. Altı sola çekiyoruz. Ortayı aşağıya indiriyoruz. Altı sağa çekiyoruz. Ortayı yukarı kaldırıyoruz. Şimdi bakalım. Artı düzgün bir şekilde oldu galiba. Ancak parmağımızla anlayabiliriz. Gözle bile anlaşılmıyor yani. Çünkü denk gelmiyor. Şu an mesela artının ucu oldu. Artı tamamen düzgün oldu. Şimdi şu parçaları eşleştireceğiz. Mesela şu parça buraya düzgün bir şekilde eşleşmemiş. Aynı Fisher küpteki gibi şu orta katmanın merkez parçasını üst katmanla eşleyeceğiz. Bunu aşağıya alıyoruz. Kenara alıyoruz. Orta katmanın merkez parçasını yön değişikliği yapıp yerini alıyoruz. Ondan sonra tekrar yukarı alıyoruz. Şimdi mesela düzgün oldu şu parça. Buraya bakalım. Bu da düzgün değil. Artının kısa ucu şu kısma düzgün bir şekilde denk gelmemiş. Şuna bir yön değişikliği yapacağız. Aşağıya alıyoruz. Kenara alıyoruz. Şuna bir yön değişikliği yapıyoruz. Tekrar yerini alıyoruz. Ve yukarı kaldırıyoruz. Şimdi bakalım. Şimdi düzgün denk geldi. Evet. Artının ucu merkez parçasıyla eşleşti. Buraya bakalım. Bu da eşleşmemiş. Şuna da bir yön değişikliği yapmamız lazım. Orta katmanın merkez parçası. Aşağıya alıyoruz. Kenara alıyoruz. Yön değişikliği yapıyoruz orta katmanın merkez parçasına. Yerini alıyoruz. Tekrar yukarı alıyoruz. Şimdi düzgün denk geldi. Bu da oldu. Tamam. Şu an orta katmanın merkez parçası hepsi üsttekiyle eşleşmiş oldu. Ama şu sanki olmadı gibi. Bunu da yapalım. Aşağıya alıyoruz. Kenara alıyoruz. Yön değişikliği yapıyoruz. Yerini alıp tekrar yukarı kaldırıyoruz. Evet şimdi oldu. Bu da oldu. Bu da oldu. Hepsi oldu. Şimdi artıyı yaptık. Artıyı yaptık. Düzgün bir şekilde. Şurası uyumlu oldu merkez parçasıyla. Orta katmanın merkez parçasıyla da hepsi uyumlu oldu. Şimdi köşe parçalarına bakacağız. Mesela bunu deneyerek yapacağız.
şu köşe parçasını buraya bir getirmeye çalışalım. Şöyle kenara alalım. Aşağı indirip yukarı kaldıralım. Tam denk geliyor. Evet, burası oldu. Şuraya bakalım. Şurada demek ki küçük bir parça gelecek. Bu buraya ait değil. Şu parça olabilir en altındaki. Bunu yukarı kaldıracağız. Aşağı sol yukarı yapıyoruz. Bu da yerine geliyor. Demek ki doğru yerdeymiş. Bunu da yaptık. Şimdi şu köşeye geçelim. Buraya da şu köşe parçası gelebilir. Buraya uyumlu gibi gözüküyor. Bir deneyelim. Kenara alalım. Aşağı indirip sağa çekip yukarı kaldıralım. Bu da tam denk geldi. Bu da oldu. Son köşe parçası kaldı. Buraya da büyük bir köşe parçası lazım. Ya bu olması lazım ya da bu olması lazım. Alttakini bir deneyelim. Aşağı indirip sola çekip yukarı kaldırıyoruz. Bu da denk geliyor. Demek ki üst katmanı şu anda bitirdik. Üst katmanı bitirdikten sonra orta katmana geçiyoruz. Orta katmanın kenar parçalarını yapacağız. Mesela şu denk gelmiş. Ama şurada bir boşluk var. Buraya bir parça gelmesi lazım. Buraya da bir parça gelmesi lazım. Orta katmanın kenar parçaları bunlar. Aynı 3x3'te şu kenar parçaları yaptığımız gibi yapıyoruz. Şunları yaptığımız gibi. Orta katmanın merkez parçasını sağına veya soluna parça yerleştiriyoruz şu anda. Parçayı burada tutacağız. Ya sağa yerleştireceğiz ya sola yerleştireceğiz. Neye ihtiyacımız varsa onu yapacağız. Şu an bakalım. Şu an mesela şu parçanın sağa yerleşmesi lazım. Çünkü tam olarak sağa uyuyor. Bu parçayı sağa yerleştirme algoritması yapıyoruz. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağa, sağ yukarı. Alt sağa, ön sağa. Alt sola, ön sola. Böylece parçayı uymadı, ters uydu. Niye öyle oldu? Evet, uymadı, ters uydu. Demek ki bu buraya ait değilmiş. Yanlış görmüşüm. Evet. Şu parça buraya ait. Bu parçayı sola yerleştireceğiz. Orta katmanın merkez parçası bu. Şu parçayı sola yerleştireceğiz. Alt sağ, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön sola. Alt sağ, ön sağ. Şimdi oldu, evet. Aynı orta katmanın merkez parçasını 3x3'ün basit yöntemiyle yerleştiriyoruz. Onu da yaptık. Şuraya iki tane parça gelecek. Hangisi olduklarını bir bulalım. Mesela şu parça buraya uygun gibi görünüyor. Şu parça. Şöyle uzun bir T yaptığımızı düşünelim. Bu parçayı sağa yerleştireceğiz. Şu parçayı. Bir deneyelim. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağa, sağ yukarı, alt sağa, ön sağa, alt sola, ön sola. Evet, bu da düzgün bir şekilde uydu. Demek ki buraya aitmiş. Buraya bakalım. Şöyle kaldırsak son bir parça kaldı. Şu parçayı sola yerleştireceğiz. Yine uzun bir T yapıyoruz. Burada tutuyoruz. O altta tutup sola yerleştireceğiz. Şimdi sola yerleştirme algoritması yapıyoruz. Alt sağ, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön sola. Alt sağ, ön sağ. Bunu da yerleştirdik. Şimdi bakıyoruz. Böylece ilk iki katmanı bitirmiş olduk. Kat küpümüzün ilk iki katmanı şu anda bitti. Küpü ters çeviriyoruz. Üst katmana bakıyoruz. Ne durumda? Neye ihtiyacımız var? Ne yapacağız? Artı yapacağız. Şu durumda parite gelmiş. Bir artı algoritması yapalım. Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Artı bu şekilde oldu. Bir düzeltelim. Düzeltelim. Şimdi artıyı düzgün bir şekilde yaptık aslında ama şu parça parite geldi. Fisher küpteki parite bu. Bunu düzelteceğiz. Bunu bir düzeltmemiz lazım. Önce bunu bir düzeltelim. Çünkü artının böyle düzgün bir şekilde olması lazım. Kısa uç burada, kısa uç burada, uzun uç burada, uzun uç burada. İki tane uzun ucu var artının. İki tane de kısa ucu var. Ama şu uzun uçlardan bir tanesi parite geldi şu anda. Bunu böyle tutacağız. Parça burada duracak. Dikey olarak. Fisher küpteki parite algoritmasını yapıyoruz. Artının ucunu değiştirme algoritması, düzeltme algoritması. Parça burada duruyor. Üste ve sağda. Sağ yukarı, üst sağ. Sağ aşağı, üst sola.
sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ. Ondan sonra küpün yönünü değiştiriyoruz. Sağ aşağı, üst sola, sağ yukarı, üst sağ. Sağ aşağı, üst sola, sağ yukarı, üst sağ. Şimdi düzeltelim. Arttığın ucu düzeldi böylece. Şimdi bakalım. Artının ucu düzgün. Artıyı düzelttik. Fişi küpteki parite algoritması o şekilde düzeliyor. Ama şurada bir bozukluk var. Görebildiğimiz gibi hiçbir tanesi düzgün denk gelmemiş. Artının uçları. İşte dediğim olay buydu. Bunu şöyle düzeltiyoruz. Sadece artının uçların değiştirme algoritması yapıyoruz. İki kere yön değiştirerek bir kere böylece düzeliyor. Ama ben de tam olarak bilmiyorum. Sadece deneyerek yapıyorum. Yani şu artının uçlarını değiştirirsem, çünkü bunlar tam denk gelmemiş. Şöyle görebilirsiniz. Bu da denk gelmemiş. Hiçbirisi denk gelmemiş. Şöyle yapıyoruz. Sağ yukarı, üst sağ. Sağ aşağı, üst sağ. Sağ yukarı, üst. İki kez sağ, sağ aşağı. Sonra düzeltiyoruz. Bir tanesi doğru yere geliyor. Doğru yerde olan bu. Bunu böyle tutalım. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı. Üst sağ, sağ yukarı, üst. İki kez sağ, sağ aşağı. Sonra düzeltiyoruz. Aynı yerden bir daha yapıyoruz. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst. İki kez sağ, sağ aşağı. Ondan sonra düzeltiyoruz. Durumuna bakıyoruz. Yine bir düzeltme, düzelme yok. Sadece bir tanesi düzelmiş. Düzelen bu. Artıyı düzgün yapmaya çalışıyoruz çünkü merkez parçasının yönü değişiyor. Artı düzgün ama şu kısımla uyumlu olmadı. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Burada kullanacağımız algoritma sadece aynı. Artının uçlarını değiştirme algoritması. Sağ yukarı, üst sağ. Sağ aşağı, üst sağ. Sağ yukarı, üst. İki kez sağ, sağ aşağı. Sonra düzeltiyoruz. Böylece artının bütün uçları düzgün bir şekilde yerleşiyor. Demek ki böyle tutmamız lazım. Bir kez veya iki kez üst üste yapınca artının uçları düzgün bir şekilde denk geliyor. Şimdi köşe parçalarına bakalım. Köşe parçalarında parite gelmedi. Düzgün oldu. Bu da düzgün, bu da düzgün. Bu da doğru yerde. Bu da doğru yerde. Bunları aşağı sol yukarı sağ yapacağız şu ikisine. Aşağı sol. Yukarı sağ. Parça burada. Yerini kaybetmeyelim. Aşağı sol. Yukarı sağ. Parça yukarı çıktı. Aşağı sol. Yukarı sağ. Parça burada. Bu değil. Onu karıştırmayalım. Aşağı sol. Yukarı sağ. Bu parçayı düzelttik. Şimdi bu parçayı düzelteceğiz. Bu parçayı. Aşağı sol. Yukarı sağ. Aşağı sol. Yukarı sağ. Köşe parçasını da düzelttik. Üst katmanı da düzeltiyoruz. Böylece küpü çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Bir de iki köşe parçası vardı. Onu da göstereyim mi? Göstereyim. Çünkü iki köşe parçası gelmedi. Gelseydi ne yapacaktık? Ona bir bakmamız lazım. Şu an iki köşe paritesini getirmeye çalışıyorum. Yaptık küpü, küpü çözdük de iki köşe paritesini getirmeye çalışıyorum. Şimdi bakalım. Evet, iki köşe paritesi gelirse böyle oluyor. Şu köşenin buraya gelmesi lazım, şu köşenin buraya gelmesi lazım. Yani şöyle çevirsek bu köşe tam denk geliyor. Ama duruş şekli bu. Şu köşenin de buraya gelmesi lazım. Şöyle çevirsek bu köşe tam denk geliyor. Demek ki şu anda iki tane köşe ters duruyor. Bunun buraya gelmesi lazım, bunun da buraya gelmesi lazım. Diğer her taraf yapılmış. Bu iki köşe paritesi. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu küpü böyle çözüyorduk. En üst katmanda burası vardı. Tutuş şeklimizi değiştirip köşe değiştirme algoritması yapacağız. Yani tutuş şeklimiz bu olmayacak. Şöyle tutmayacağız. Çünkü bu iki köşenin yer değiştirmesi lazım. Şöyle tutacağız. Dikey olarak tutacağız. Şu bozuk iki köşe solda duracak. Ve şunu doğru kabul edip köşe değiştirme algoritması yapacağız. Ondan sonra köşeler yerine gelince aşağı sol yukarı sağ yapacağız. Şuradan başlayalım. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı.
üst sağ, sağ aşağı, üst sola, sol aşağı. Şimdi bakalım. Düzeldi gibi görünüyor. Şu iki köşeyi bir aşağı, sol yukarı, sağ yapalım. Mesela şuna bir yapalım, bakalım düzelmiş mi? Aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ. Yok, galiba düzelmedi. Devam edelim. Aşağı, sol, yukarı, sağ ile. Yok, düzelmedi. Demek ki yine iki köşe partisi var. Üst üste birkaç kere gelebiliyor. Yine bu iki köşeyi solda tutuyoruz. Bu iki bozuk köşeyi solda tutuyoruz. Şuradan bir dikey tutuyoruz bu sefer. Şöyle yatay değil de dikey tutuyoruz. Şuradan köşe değiştirme algoritması yapıyoruz. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, sol aşağı. Çok takılıyor, o yüzden böyle oluyor. Şimdi bakalım. Her köşe doğru yerde mi? Her köşe doğru yerde değil. Bir daha yapalım. Bunu doğru kabul edelim. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, sol aşağı. Şimdi bakalım. Şimdi de doğru değil. Çünkü şu köşenin buraya gelmesi lazım. Bir daha yapalım. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ. Sağ aşağı, üst sola, sol aşağı. Şimdi bakalım. Şimdi sanki düzeldi gibi. Şimdi sanki düzeldi gibi. Yoksa deminki duruma mı döndük? Bakalım. Tutuş şeklini değiştirelim bu sefer. Şöyle tutalım. İki bozuk köşeyi buraya alalım. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, sol aşağı. Şimdi bakalım. Şu iki köşenin yer değiştirmesi lazım. Tutuş şeklini böyle yapacağız. Yani düzelene kadar köşe değiştirme algoritması yapıyoruz. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, sol aşağı. Şimdi bakalım. Evet, şimdi düzeldi. Şu köşeye aşağı, sol yukarı, sağ yapacağız. Bu köşeye de aşağı, sol yukarı, sağ yapacağız. Şöyle tutayım. Böylece ikisini de düzeltmiş olacağız. İki köşe paritesi de düzelmiş oluyor. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bu parça düzeldi. Yönünü değiştiriyoruz. Şu bozuk parçaya getiriyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Düzelene kadar. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Üst katmanda düzeltiyoruz. Böylece küpü tamamen çözmüş oluyoruz. Parite gelirse bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Böylece YJ'di galiba bunun markası. 3x3 küpümüzü çözmüş oluyoruz. Biraz karışık ama yani uğraşınca çözülüyor. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.